Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bu videomda Mayıs ayının vazgeçilmezi Isparta'nın en güzeli olan Isparta Gölü ile gül reçeli yapıyoruz arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izleyerek sizler de evlerinizde kolayca bir şekilde gül reçeli yapabilirsiniz. Reçel yapmak için gerekli olan malzemelerimiz gül. Ama bu Isparta gülü reçel yapmaya uygun gül olursa çok şahane olacaktır. 400 gram gül, 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, yine 200 milimlik olarak ölçüyoruz. 1 adet limon, fazla büyük kullanmıyorum. Öncelikle yapmamız gereken şey güllerimizi güzelce bir ayıklamak. Şu kısımlarını ayırıyoruz. Solmuş kısımlarını da alıyorum. Güzel olmayanları ayıklıyorum. Ayıkladığım gülleri yıkıyorum ve tenceremin içerisine ekliyorum. Diğer güllerimi ayıklamaya devam ediyorum. Gülleri güzelce ayıkladık ve yıkadık. Üzerine şekerimizi ilave ediyorum. Şöyle bir güzel bir ovalım biraz. Güllerimizi ovduk ve üzerine 4 su bardağı suyu ilave ediyorum. Ve artık ocağa gitmeye hazır. Tenceremizi ocağımıza aldık ve bu şekilde yaklaşık 20 dakika kaynayacak. Kaynamaya bırakıyorum. Güllerimiz kaynıyor. Ara ara böyle karıştırmamız gerekiyor. Topaklanmasın. Özlü bir şekilde kaynaması için. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. 20 dakikanın sonunda biraz daha kısa, yakın ateşte ocağımı biraz kısıyorum. Ve kaynamaya devam ediyor. Ta ki özleşmiş bir kıvam alana kadar. Gül reçelimiz kaynarken şimdi de taze limonumuzu sıkalım. Bir adet limonu sıkıyorum ama kontrollü ekleme yapacağız biz. Reçelimiz kısık ateşte kıvam aldı. Şimdi bundan sonra limon suyunu ekliyorum. Burada dediğim gibi kontrollü ekleyeceğiz limon suyunu. Bir miktar tadına bakarak karar verebiliriz buna. Limon suyunu da ekledikten sonra bir miktar biraz daha yine kaynatmaya devam ediyoruz. Tadına baktım. Bir limonun tamamını ekleyebiliriz. Oldukça güzel oldu. Yine bu şekilde yine bir miktar daha kaynatıyoruz. Daha sonra sonlandıracağız. Artık reçelimiz kıvam aldı. Artık altını kapatma zamanı geldi. Artık ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz.